Risale-i Nur'un her bir parçasının mazhariyeti ayrı ayrıdır. Hepsi Hakim isminin tecellisinde yazılmış. Fakat mazhariyet esma değişik değişiktir. Onun için Risale-i Nur'un her bir tarafını mutlaka birer defa daimi devretmek lazımdır. Mesela şöyle izah edeyim. İnsan güneşe kaç hafta çıkmasa kıvamı bozulur? Herhalde bir iki ay hiç güneş görmese adamın dengesi bozulur. Öyle değil mi? İnsan havaya, teneffüse ne kadar zamanda muhtaçtır? Her dakika, her an muhtaçtır. İnsan ışığa ne kadar muhtaçtır? Haftada bir, 15 günde bir, 20'de bir. Tamamen karanlık bir yere insanı hapsin, hiç ışık olmasın. Bir hafta mı, 10 gün mü, onun müddeti ne kadarsa çıkarttığın zaman gözün ışığı patlar. Işığı gördün patlar. Hulasa, Risale-i Nur'daki meseleler insanın kalbi, ruhi, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak olan esmadan ibarettir. Mesela 15 günde bir defa İhlas Risalesini daha akar, en az 15 günde bir defa okumak lazımdır diyor. Hangi parça olsa 15 gün illa okumak lazımdır? İhtiyaç var. Demek ki İhlas'taki tecelli eden Esma-i İlahiye'ye, onun dibine girip onu dinlemeye insanın en az 15 günde bir defa ihtiyacı vardır. Haftada bir banyo yapmaya ihtiyacı olduğu gibi, bilmem işte şu kadar günde bir ışık görmeye ihtiyacı olduğu gibi, şu kadar zamanda teneffüs etmeye ihtiyacı olduğu gibi, 15 günde bir defa da İhlas Risalesi'nin okunduğu yerde bulunmak veya okumak lazımdır. O esmanın tesiri altına girmek lazımdır. Buradan anlatmak istediğim şey bambaşka bir şey. Dikkatinizi çekerim. Risale-i Nur'un derslerine devamın ehemmiyetini anlatmak istiyorum. Ya ben işte yorgunum, argınım, git orada uyu. İnsanın aldığı şey yalnız akli değildir. İnsanın kalbi ve ruhu aklına tabi değildir. Kalbin ve ruhun aldıkları başka başkadır. Yani mesela sen gece uyuyorsun, akıl iptal ama ruh nerelerde geçiyor? Kalp daimi çalışıyor, aklın tedbirine bağlı değil. Onun için insanın derslerden, Kur'ani feyizlerden aldığı şeylerin hepsi aklın terazisine, aklın ihtiyacına tabi değildir. Aklın elbette hissesi vardır. Fakat kalbin aldığı aklın tasarrufunda değildir. Ruhun aldığı aklın tasarrufunda değildir. Sırrın, hafin, nafvanın aldığı aklın tesirinde değildir. Onlar ayrı ayrı şeylerdir. Elini böyle değdirdiğin zaman bu şeyin dokunma hissin de bir akıl var. Bu akıl senin aklına haber veriyor. Burada bir terbiye var yani. Burayı Allah öyle terbiye etmiş ki dokunduğu şeyin sıcak mı, soğuk mu, sert mi, yumuşak mı, diken mi, acı mı, tatlı mı, böyle dokunduğun zaman onu buradaki akıl beyne haber veriyor diyor. Burada sert bir cisim var. Beyin değerlendiriyor, ona göre vücutta tedbir alıyor. Yani insanın her bir azasının aklı, fikri, istifadesi değişik değişiktir. Onun için yani mesela insan bir sıcak yere girdiği zaman terlemesi aklın tedbirine mi bağlıdır? He? Değil. Bedendeki akıl, cereyan eden akıl o zaman da ifrazatta bulunuyor. Bedenin aklı bunu tedbirine alıyor. Sen yemeği yedikten sonra bağırsağındaki faaliyetler aklın tedbirine mi tabidir? Bağırsağın aklı bunu yapıyor. İnsanın her türlü dahili tedbirini alan karaciğer. Et parçası, kan parçası.
tamamen kan. Onun yaptığı işleri diyorlar, eğer dışarıda bir fabrika yaptıracak olsan bir ova dolusu kadar fabrika lazım diyor. Damıtım, bilmem süzme, eleme, bilmem ne, işte bu balgamlar, şeyler, tükürükler, gözyaşları, hepsi karaciğere bağlı bir şey. Bu karaciğerin çalışmasından hiçbir gün birimizin haberi oluyor mu efendiler? Kim düşünüyor karaciğer şu anda ne yapıyor? Karaciğere yüklenmiş olan format, Allah'ın attığı akıl onu devam ettiriyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İnsanın istifadesi yalnız kafasındaki beyne saklı olan akıldan ibaret değil. Şimdi bakın, mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in huzuru saadetine bir zat giriyor. Bir bedevi geliyor. Hiçbir şey bilmiyor. Geliyor diyor ki, sen kimsin? Ben diyor Allah'ın Resulü'yüm. Hüccetin nedir? Diyor ki işte ben diyor emretsem şu ağaç yerinden çıkar, gelir, tekrar gider. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. E hadi göreyim diyor. Efendimiz Sultanımız mucize olarak emrediyor. Ağaç çıkıyor yerinden, geliyor yanına. Git diyor, gidiyor yerine, gömülüyor. Müsaade et sana secde edeyim diyor. Hayır diyor, bana secde etme. Bana bu kuvveti verene secde et. Adam iman ediyor. Adam iman ediyor. Ve 5 dakika huzur-u saadetinde bulunmakla, iman ederek huzur-u saadetinde bulunmakla sahabe oluyor. Sahabeye ümmet içerisinde sahabelerden başkası makam olarak yetişemiyor artık. 5 dakika. Öbürüsü 5 sene, 50 sene çalışsa en mükemmel şekilde, Allah'ın tam istediği şekilde 90 sene çalışsa Gavs-ı Geylani gibi sahabeye yetişmesi mümkün değildir. Sahabeye yetişmesi mümkün değil. Ne oluyor da böyle oluyor? Akıl ne alıyor ki yani? Akıl ne alıyor ki? Yani aklın istifadesi nedir ki orada? Onu anlatmak istiyorum. İşte Hulusi Bey, Allah razı olsun, Allah rahmet etsin, her zaman bahsettiğim şey, mektubat şeyde yazmış, Barlı'nın arkasında. Aziz Üstadım, sonradan gönderdiğiniz Risale-i Nur eserleri sizinle şerefi mülaki olduğum geceden aldığım dersin tafsilinden ibarettir. Barlı layıkasına var bu mektup. Bu cümleyi okudum, kapattım, Hulusi Bey'in yanına gittim. Önümüzde epeyce mesafeli yani, 1,5 kilometre mesafeli. Gittim. Mübarek de rahatsız, yatağında oturuyor, evine gittim. Buyur dedi, gittim oturdum, elini öptüm, dizinin dibine oturdum. Efendim dedim, sizin Barla layıkasında böyle bir cümleniz var. Bir gecede ne aldınız ki 6000 sayfa Risale-i Nur'un tafsilatını, şeyini, özünü aldınız o gece siz? Ondan sonra gelenler hepsi tafsilat oldu. Bir gecede insan ne alabilir? Allah rahmet etsin, sesini çıkarmadım, mübarek başını önüneydi. 5 dakika kadar düşündü. Ondan sonra da kafasını kaldırdı dedi, orada yazıldığı gibidir şey. İş orada yazıldığı gibidir dedi. Demek ki ruha, kalbe, kalbe, ruha, sırra, hafiye intikal eden, yani nakdi bir alma var, çekirdeki bir alma var, öz bir alma var, özünü almış. Yani çam çekirdeğini göstersen, desen ki bu 100 metre boyunda, 75 metre boyunda, efendim 3 metre çapında, şu kadar ağırlığında bir ağaçtır. İnsana gülmezler mi? Hiç çamı görmeyen adama desen bu böyle bir ağaçtır. Öyle değil midir? Demek ki onu açtığın zaman o çam ağacı oluyor. İşte bir gecede böyle ders alınabiliyor. 5 dakikada böyle ders alınabiliyor. Ümmette bir daha kimse onlara yetişemiyor. İşte bu Risale-i Nur'da böyle ince meseleler var, böyle incelikler var. Bu Haşir Risalesi'nin ister aklen, yani aklen anlaması şart,
Ona bir şey demiyorum. Şimdi ben onun aleyhinde değilim. Anlaması olmaz. Tamam. Ama herkesin anlayışı değişik. Herkes aynı şeyi anlamaz. Okunan bir şeyden herkes çeşit çeşit anlar. Ama herkesin anladığı bir akli mertebedir. Ama bu nuraniyetin altına giren herkesin kalbinin, ruhunun, sırrının, hafisinin istifade ettiği başka bir şey var. İnsana itminan geliyor. İnsana kuvve-i maneviye geliyor. Ve dolayısıyla ahiretin, ahiretteki hesabın olacağına katiyen kalbinde bir karar takarrur ediyor. Bir karar meydana geliyor ve seni yanlışlardan, kusurlardan, hatalardan alıkoyuyor. İşte bu eserlerin böyle her bir parçanın ayrı özellikleri vardır. O nurun altına girmek lazımdır. Bazılarına çok sık. Mesela 10. lemaya, 11. lemaya, telvihat-ı tis'aya, 29. söze, 24. söze, efendim 25. mektuba. Bunun gibi böyle mühim Risale-i Nur'un güneşi gibi, 25. söze, bunun gibi Risale-i Nur'un güneşi olan eserlere daha ziyade ihtiyaç var ve sık sık okunması lazım. İhlas gibi 15 günde bir defa okunması lazım gelen yerler de var. Evet, yani bu mesele cari bir dikkat bir meseledir. Efendim ben bir şey anlamıyorum. Beçare senin anladığın ne ki kardeşim ya? Sen dünyada neyi anlamışsın? Şu gözün nasıl çalışıyor? Hele bana anlat bakayım. Akşama kadar şu gözün tedbirinin kaç tanesini sen arıyorsun? Kulağının tedbirinin kaç tanesini sen arıyorsun da kulağın duyuyor adam gibi kasa. He? Ciğerinin, akciğerinin, karaciğerinin, bilmem neyinin, dalağının, böbreğinin, bir böbrek bir günde bilmem kaç tosu basıyor. O kadar kanı süzüyor ve o kadar basıyor. Sen bunun hapisinden haberdarsın ki. Neyini haberdarın oluyor? Yani neyinden haberin var? Aklın almıyormuş. Aklın neyi almış ki bunu da almıyor? Ama ihtiyaç başka. Akşama kadar teneffüs ediyorsun. Aklınla mı teneffüs ediyorsun? İhtiyaçtan teneffüs ediyorsun. Onun için sahabede de, sahabeden sonra da İslam'da sohbetin terkine cevaz verilmemiş efendiler. Sohbetin terkine cevaz verilmemiş. Kazası olmayan şeylerdir bunlar. Kazası yok. Katiyen sohbeti terk etmemek lazımdır. Sohbeti terk eden dinini terk eder. Açık konuşuyorum. Santim santim, milim milim, santim santim, metre metre, kilometre kilometre dinden uzaklaşır. Bu Bursa'da olan bir hadise. Bahsetmişim. O bizim Taç Mahal dergahın orada bahçede oturuyorum. Bir kardeş geldi. Gelmesiyle şikayetleri sıralaması bir oldu. Dinledim. Bitti mi dedim. Dedi bitti. Dedim sen 6 ay oldu mu derslere gitmeyeli? İsim verebilirim yani. Dedim sen 6 ay oldu mu derslere gitmeyeli? Düşündü dedi tam 6 aydır ne bildiniz efendim dedi. Dedim senin yaptığın şikayetleri tarttım insan 6 ayda ancak bu kadar yara alabilir. Onun için 6 ay dedim. O zannediyor ki ben meseleyi yani biliyorum bunları canım. Yani Haşr-ı Risalesini defalarca okuyoruz yani. Öyle değil. Sen defalarca teneffüs ediyorsun. Bugün de almayı ver. Nefes almayı ver. Nefes almayı ver. Yemek yemeyi ver. Nasıl beden bunların beden devamının temini için bunlara ihtiyaç vardır? Kalbin, ruhun, hayatının devamı için de bu eserlere ihtiyaç vardır. Bunların nuraniyetinin altına girmek lazımdır. Şimdi bunda tecelli eden Esma-i İlahiye, şurada dinleyen insanlara ahirete iman noktasında kalbine, ruhuna, sırrına, hafisine, ahfasına tesir eder. Bu aklın şuuruna tabi değil, aklın
anlamasına tabi değildir.